Bana hiç inanmadın. Ama bu sefer bana teşekkür edeceksin. Seni çok büyük bir hatadan kurtarıyorum. Ne saçmalıyorsun yine? İzle. Eskiye özlem. Başka bir sebebi yok ya. Yok. Bir hobi, bir uğraş. Babadan kalma alışkanlıklar işte. Anladım. Yalnız bize önerdiğiniz rakama çok daha popüler bir radyo alabilir miyiz? Ben sizin yeter. Peki o zaman. Haberin yoktu bundan değil mi? Son bir kez şartların üstünden geçelim. Ne kadar salakmışım. Bir de teşekkür ettim anlayışın için. Sen ne diyorsun İnci? Çaktırmadan hayatımı kontrol etmenden bahsediyorum. Ne? Radyoyu satın almak istediğini öğrenmeyeceğimi mi sandın? Senin gözünde bu kadar aptal mıyım? Öyle değil. Senin için istedim. Daha huzurlu ol diye. Sen kendin için istedin. Bana rağmen istedin. Neyin niyetin? Radyoyu satın alıp Uygar'ı kovacak mıydın? Bu muydu planın? O pislikle her gün yan yana olmana göz yummayacaktım tabii. Seni sevdiğim için korumak istedim. Bunun nesi yanlış İnci? Sevmek böyle bir şey değil Han. Sevdiğin insanı ipi ellerinde bir kuklaya dönüştüremezsin. Sevmek böyle bir şey değil. Bu kontrol etmek. Başına bela olan adamla birlikte çalışacağım diye diretiyorsun İnci. Bana başka çare bırakmadın. Ben Uygar'la çalışmıyorum. Esra'yla program yapacağız. Sorunu hallettim. Bana destek verilmiş gibi görünüp gittin, radyoyu satın almaya kalktın. Senin mutlu olman için yaptığım her şey senin gözünde beni manyak bir adammış gibi gösteriyor. Belki de ben değil, sen sevmeyi bilmiyorsundur İnci. Güvenemiyorsundur kimseye. Sonuçta tanıdığım bütün adamlar pisliğin tekiydi. Uygar, baban. Süre görüşmesek iyi olacak. Dur bakalım. Biz bir ömür boyu söz verdik ya. Böyle ilk kavgada çekip gidecek misin? Tabii ya. Ona da sen karar ver. Sizce kaçıncı kavgada çekip gitmeliyim Han Hazretleri? Sen emin misin en son Han'a gittiğine? Ya eminim dedim ya. O gün de zaten gırtlağına yapışmıştı. Kesin bir şey yaptı babama. Tamam. Tamam, sakin ol. Ben sorayım. Sen içeri gir dedeme hiçbir şey belli etme, tamam mı? Hayır, ben de geleceğim. Eve gir dedim. Perihan, sen burada mıydın?